Herkese merhabalar. Bugün tonguç Akademi'de elektrik ve ısı ilişkisini anlatacağız. Tonguç. Hocam bir kazan elektrik aldığımızda ona içimiz ısınır ve sonrasında güzel bir arkadaşlık ilişkisi başlar. İşte bu i̇şte kadar bu, bunu... güzel anlattım ve artık ders yapmamıza bile gerek kalmadı. Gerçekten saçmalama evladım. Elektrik ısı ilişkisi de şöyle düşünelim. Tonguç kettle suyu nasıl ısıtıyor Tonguç Allah aşkına? Hocam altında alevler var, o alevler ısıtıyor. Altında elektrik geçiyor Tonguç, elektrik geçince elektriğin geçtiği yerde bir direnç koyuyorlar Tonguç, direnç demek Tonguç, elektrik geçerken ısınan devre elemanı demek. Dız, dız. Aynen öyle bir ses çıkarmıyor tabii de, çıkarmasa bile ısınıyor Tonguç. Yani ben bir pil bu, değil mi? pirin artı ve eksi kutbu. Artı kutbundan ne çıkıyor? Akım çıkıyor. Bu akım bunun üstünden geçerken, direncin üstünden geçerken ne yapıyor? Bunu ısındırıyor. Bunu ısınınca buralardan ısı yayılıyor, değil mi Tonguç? Evet, Bu ısıdan da suyun içine koyarsak ne olur arkadaşlar? Su ısınır. Aa. O zaman su ilk başta diyelim ki nerede olsun Tonguç'um? 30 derecede olsun sıcaklığı. Eğer ben akım geçerken ne oluşuyorladım? 50 dereceye çıkıyor değil mi bir anda? Evet. Yani demek ki elektrik enerjisi neye dönüşüyor aslında? Isıya Isı yani. dönüşüyor. O zaman akım geçerken ne oluyormuş evladım? Elektrik geçerken Isı. ne oluşuyormuş? Isı oluşuyormuş değil mi? O zaman ne dedik? Bak bunu söylüyoruz. Elektrik enerjisi aslında neye dönüşüyor? Isı, Isı. enerjisine dönüşüyor. Çünkü elektrik de ısı da bir enerji çeşidi değil mi? Şimdi bakalım elektrik ısı ilişkisinde şuna dikkat edelim Tonguç dirençleri bir tane taktım buraya. Bir tane direnç ve bir tane pil taktım. Buraya iki pil ve bir direnç taktım. Buraya bir pil ve iki direnç taktım ama bunları paralel taktım toluç. Çok dikkat edelim. Şimdi buradaki mi su daha fazla ısınır? Buradaki su daha fazla ısınır. Hangisi daha fazla ısınır sence? Hepsinin sıcaklıkları baştan 30 dereceydi. Hepsi ilk başta 30 dereceydi, Tamam mı? Ondan sonra bunları ısıtmaya başladım ve son sıcaklarını T1, T2, T3 diyorum. Hangisi daha fazlasını sence? Hocam çok zor soru. Yani en T3 zor. herhalde. Şimdi T3'ü boş ver. İlk başta bu ikisini kıyasla. Hangisi daha fazlasını Tonguç? Soldaki. Niye daha fazlasını Tonguç? Daha fazla şey var, kıvrışım var. Hayır hayır dirençler aynı. Dirençler direnç aynı. Özdeş dirençler. Bu da R, bu da R, bu da R, bu da R. Tonguç mantık olarak şunu düşünmen gerekiyor. Bir pil bir direnç ısıtıyor. Burada iki pil var. Ha. İki pil olunca bu su daha fazla ısınır diyemez miyiz Tonguç'um? Daha fazla ısınır diyebiliriz. Neden? Çünkü daha fazla akım geçer bunun üstünden. He. Bak bundan iki iyi akım geçerse bundan iyi akım geçecek. Bundan daha fazla akım geçerse bu su daha fazla ısınır. O zaman T2 daha fazla değil midir Tonguç? Doğru. Şimdi bir de şu ikisine bakalım. Bak burada bir pil var bir direnç var. Burada bir pil var iki direnç var değil mi Tonguç? Aa, Bu sefer T1 daha hızlı ısınır. Hayır bak şöyle düşün burada da Tonguç'um. Ha, doğru. Burada iki, tane soba, iki var yani. tane soba var. İki tane ısıtıcı var. O zaman bu daha fazla ısınmaz mı Tonguç? Doğru. O zaman bunun daha fazlasını biliyoruz. O zaman bu en zayıfı değil mi? O zaman T1 küçüktür. Şimdi bu ikisine bakalım Tonguç. Şimdi bir direnç ne yapıyor evladım? Bir direnç iki pilden alıyor. Burada ise bir pil iki tane direnç. Yani bir pil iki tane soba. Burada iki pil bir tane soba. O zaman bunlar birbirlerine değil mi Allah aşkına? Hmm. Aynı orana denk geliyor. Yani ikisi de iki ısıtıcı varmış gibi hareket ediyor. Dolayısıyla bu ikisi de aynı ısınacak. Tamam mı Tomucuğum? Şimdi bu elektrik telleri çok ısınınca çok enteresan bir şekilde yangın çıkabiliyor Tomucuğum. Allah, Allah korusun. Allah korusun. Hemen tahtaya vuruyoruz değil mi? Evladım. Kafama niye vuruyorsunuz? pardon. tahta kafalı mısın? Evladım. Şimdi bak. Elektrik telleri apartmanlarımızda çok önemli. Evlerimizde de sigorta denilen devre elemanları var. Elektrik kabloları çok ısındığı zaman Kasko. elektrik kabloları yanabilir. Ve bu yandıkları zaman ne oluyor evladım? E, yangın çıkabiliyor Allah korusun. O yüzden ne diyoruz? Bir kere elektrik tellerinin içinden ne geçiyor evladım? Akım geçiyor değil mi? Evet. Bu akım çok fazla ısınmaya sebep olduğu için bu da neye sebep oluyor? Isınmaya sebep oluyor. Bu ısınma da yangına sebep olacağı için biz bir önlem alıyoruz. Sigorta dediğimiz şey aslında nedir evladım? Önlem. Bir önlem. Bu önlemi ne yapıyoruz? Devreye bağlıyoruz evladım. Çok akım ne oluşuyormuş evladım? Çok ısı oluşturuyormuş değil mi? Bu bu da yangına yol açıyor dedik. Bunu engellemek için sigorta kullanıyoruz ya. O zaman akım miktarı belli bir değerden büyük olursa e, sigorta devreyi ne yapıyor biliyor musun Tonguç? Kesiyor. Keser. Ve bu sayede yangınlara sebep olmayı engelliyor. Hani evde sigorta atma diye bir şey vardı. Sigorta Pıt. attı. Ne olur mesela annen ütüyü, saç kurutma makinesini hepsini bir arada çalıştırdığı zaman ne olur evladım? Çok fazla elektrik yükü olduğu için. Babamın da sigortası atıyor hocam o zaman. Çünkü çok fazla elektrik gelecek diyor. Sinirlenmeye başlıyor. Evet evladım. Bak eski tip sigortalar bir de yeni tip sigortalar var. Şimdi eski tip sigortalar şöyleydi. Şöyle bir şey vardı. Ee, ne denir ona? Tel vardı tamam mı? Bu telin etrafında e, bir tane şey vardı. Ne denir ona? Kutucuk gibi bir şey vardı. Eğer bu tel o kadar inceydi ki Tonguç. Eğer çok ısınırsa Tonguç bu tel kendiliğinden kopuyordu ve sen bunu ne yapmak zorunda Sigorta attı ya tekrar teli alıp yenisini takmak of. zorundaydın. Çok uğraştırıyordu. O zaman ne yapıyorduk eski tip sigortalarda? Bağlıyorduk. Bak bu sağlam sigorta teli. Bu da 60 sigorta teli. Hani sigortası 60 derler, tepe 60 derler. Veya kopmuş sigorta teli. Bak bu kopmuş sigortanın ne yapmak zorundasın? Çıkartıp yerine yenisini takmak zorundasın. Evet. Ama artık yeni eski şeyler değil. Yeni sistemler öyle değil. Eskiden harbiden herkes böyle değiştirirdi. Şimdi sigortalar şöyle evladım. Yeni tip nasıl biliyor musun? Bir değer giriyorsun Tomuş. Diyorsun ki 3.2 amper kardeşim. Sen eğer 3.2 amperi geçersen atıyorsun Tonguç. Ve bu amper değerinin yani bak sigortanın nedir? Maksimum akım değeri burada yazıyor. Sen eğer bunu geçersen ne olur evladım? Hemen sigorta kendiliğinden devreyi kapatıyor. O zaman bak e, bunlara ne diyoruz Tonguç? elektronik sigortalar diyoruz. Değil mi? Yani yeni tip sigortalar. Bu yeni tip sigortalar daha sağlıklı. Çünkü sürekli zırt pırt teli değiştirmek zorunda değilsin. Ve ne yapıyor evladım? Kendiliğinden atıyorlar. Değil mi bunlar? Evet, evet. Neyse. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi diyelim ki ütü diyelim 7 amper akımla çalışıyor. Sen bunu o zaman kaç amperlik bir sigorta takmalısın? 8. Bu çalıştığı ya. Sen eğer buna 3 amperlik bir sigorta takarsan ne olur Tonguç? Ütü çalışmaz. Çalışmaz. O yüzden daha büyük değerde bir şey takmalısın. 8 amper veya 10 amper. Kamyonda damper, da ütü de amper. Saçma. Saç kurutma ay, saç kurutma makinesi. Ama deyince saç kurutma saç makinesi. Saç kurutma makinesi e, 10 amperle çalışıyor. Sen o zaman buna uygun sigortaya kaç amper takmalısın? 11. Heh, yani 11, 12 gibi ondan büyük bir şey takmalısın değil mi Tonguç? O zaman bunu da öğrendik. Tonguç Akademi konu bütün videolar daha önceden daha detaylı burada Tonguç. O yüzden takip et ve bütün arkadaşlarını da üye et. Tamam mı Bütün akrabasını akrabalarına söyle. Tamamdır. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamamdır.